Bugün gelen enflasyon rakamları önümüzdeki süreçte kritik bir dönemece girdiğimizi çok net bir şekilde bize gösteriyor. Ya faizler arttırılacak ya da dövizin yükselmesine izin verilecek. Faizler arttırılsa bile bu arada 400-500 bas puanlık bir faiz arttırımı gelse bile dolar yükseliş eğilimini devam ettirecek arkadaşlar. Bunun nedenlerini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Daha yılın başında enflasyonun çok sert bir şekilde yükseleceğini, %14 ile %16 arasında da bu yılı kapatacağını sizlerle paylaşmıştım. Nitekim Eylül ayına girdiğimiz an itibarıyla da Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon yükselişine dikkat edin demiştim. Nitekim Kasım ayında gelen %14'lük enflasyon beni hiç ama hiç şaşırtmadı arkadaşlar. Ben zaten bunu neredeyse bu yılın başından itibaren söylemeye başlamıştım. Ama bazı ekonomistler ve bazı ekonomi yöneticileri nedense %14'lük enflasyon ortamına pek şaşırdılar. Niye şaşırdılar anlamış değilim. Ve bunu sadece dövize bağlıyorlar. Evet, enflasyonun yükselmesinde dövizin etkisi çok büyük arkadaşlar. Bunu bir kere kabul etmek zorundayız. Ama bunun yanında esas kronik sorunlarımıza bakmak zorundayız. Bir, ikincisi de Türkiye'deki vergi ortamının yüksek vergilerinde enflasyon üzerinde çok ciddi etki yarattığını da unutmamalıyız. Üçüncüsü de piyasanın ekonomi yönetimine olan güvensizliği, kura olan güvensizliği şu anki kur fiyatının çok daha üstünde fiyatlar yapmasını beraberinde getiriyor. Zaten bunu geçen ayki tüketici enflasyonuyla üretici enflasyonu arasındaki farktan görmüştük. Tüketici enflasyonu %12'lerdeydi, üretici enflasyonu %18'lerdeydi. Arada %6'lık bir fark vardı. Bu ne demek? Üretici bu aradaki farkı öyle ya da böyle maliyetlerine yansıtacak ve tüketici fiyatları da hızlı bir şekilde yükselecekti arkadaşlar. Ve yükseliş eğilimi de buradan çok net bir şekilde belliydi. Bu ayda bunu gördük. Hep beraber yaşayarak gördük. %14'e gelmiş bir enflasyon var. Mevsimsel etkilerinde dibe vurduğu aylara girmiş durumdayız. Haziran, Temmuz, Ağustos, kısmen Eylül ayları nispeten enflasyonda mevsimsel etkinin avantajlı olduğu aylar. Bir kere gıda fiyatlarının çok düşük olduğu aylar. Üretim maliyetlerinin daha da düştüğü aylar, elektrik, doğalgaz gibi harcamaların daha az olduğu aylar, kış maliyetlerinin daha az olduğu aylar ve bu aylarda eğer ki enflasyonunuz %11-12 civarında seyrediyorsa, tabi resmi enflasyondan bahsediyoruz, gerçek enflasyonun bu olmadığını hepimiz yaşayarak biliyoruz da %11-12'lik bir resmi enflasyon varsa Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bu enflasyonun çok daha hızlı bir şekilde yükseleceği ortadadır. Nitekim bu ayki enflasyonun bu kadar yüksek gelmesinin temelinde gıda fiyatları var arkadaşlar. Evet, gıda fiyatları, özellikle taze sebze meyve fiyatlarının aşırı yükselmiş olması enflasyonu birebir etkiliyor. Peki sebze meyvede çok mu kur baskısı var? Yani biz bunların hepsini ithal mi ediyoruz? Önemli bir kısmını ithal ediyoruz ama Türkiye'de üretilen sebze meyve gıda ürünleri de yüksek vergiler nedeniyle, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ve uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle yükseliş eğiliminde olmak zorundaydı ve oldu. %21'in üzerine çıkmış durumda gıda enflasyonu resmi verilere göre. Gayri resmi verilere göre baktığımızda %30-35'leri konuşuyoruz arkadaşlar. Piyasanın gerçek ortalamasını aldığımızda %30-35 oranında gıda enflasyonu olduğunu görüyoruz. TÜFE Kasım ayında %14.03 oranında arttı TÜİK verilerine göre. Bir önceki aya göre artış %2.3. Bu rakam 2020 yılının en yüksek seviyesi. Çekirdek enflasyon %13.26 gibi oldukça yüksek bir seviyeye yerleşmiş durumda. Gıda fiyatları %21.08 arttı. En yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu %29.42. Ulaştırmada %18'lik bir artış görüyoruz. %18.67, neredeyse %19. Fiyatı en çok artan ürünlere baktığımızda ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Domates %66.7 oranında artmış durumda. Kabak %25.18 oranında artmış durumda. Karnabahar %24.35 oranında artmış durumda. Yani mutfağımıza giren ürünlerin fiyatları fahiş oranlarda artmış durumda. Bunun temel nedeni de çiftçinin girdi maliyetleri ve aynı zamanda tabii ki mevsimsel etkiler arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim. Peki bu enflasyonu en çok kim vurur? Tabii ki vatandaşı vurur. Evini döndürmeye çalışır.
çalışan, ucuz yemek yapmaya çalışan, ucuz gıdayla en azından sorunlarını gidermeye çalışan vatandaşın büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu bu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Ve sadece kuru baskılayarak, faizleri yukarıya çekerek bu işin altından kalkılmayacağının da net göstergelerinden birisi bu. Bunun için sizlere şunu söylüyordum. Yüksek faiz ortamına sokuyorlar bizi. Enflasyon durmayacak. Enflasyon yükselmeye devam edecek. Kur üzerindeki yükseliş eğilimi de artacak. Hatta devalüasyonist bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz diyordum. Nitekim bu tablo bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi sizlere çok kritik bir rakam daha paylaşacağım arkadaşlar. Ve önümüzdeki ay %16'nın üzerinde enflasyon neden geleceğini bu rakamla çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Tüketici enflasyonu %14.03. Bunu bir kenara not olarak koyalım. Şimdi gelelim üretici fiyatlarına. Yine geçen ayki gibi üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makasın açık olduğunu görüyoruz. Hatta daha da açıldığını görüyoruz. Geçen ay %6 olan bu fark bu ay bakın nereye çıkmış? %23.11 üretici fiyatları. Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları arasında tam %7'lik fark var arkadaşlar. %7. Demek ki önümüzdeki ay üreticiler tüketim mallarına bu fiyatları maliyet olarak yansıttıklarında %16-%17 oranında bir enflasyonla karşılaşacağız. Kimse şaşırmasın. Arkadaşlar kuru siz ne kadar baskılarsanız baskılayın, kuru ne kadar bu seviyelerde tutmaya çalışırsanız çalışın, üreticiler yüksek olan maliyetlerini fiyatlarına yansıtmış durumdalar ve bu da bir ay sonra tüketici fiyatlarına yansıyacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında enflasyonun çok daha agresif bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. %20'lerin üzerine tekrar çıktığını göreceğiz. Kur bu seviyelerde kalsa da, bu seviyelerde tutmaya devam etseler de biz %25'e doğru giden bir enflasyon görüyoruz. Bu rakamlara baktığımızda bir önceki aya göre üretici fiyatları %4.08 oranında artmış arkadaşlar. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Bakın tüketici fiyatları %2'nin üzerinde artış kaydediyor. Üretici fiyatları %4'ün üzerinde artış kaydediyor. Neredeyse 2 katı. Demek ki bu fiyat farkları önümüzdeki ay tüketici fiyatlarına yansıyacak. Şimdi gelelim faize. Bu koşullar bize ne gösterir? %15 politika faizimiz var biliyorsunuz. Geçen ay 475 bas puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirildi. Negatiften pozitif reel faiz ortamına geçildi sözde tırnak içerisinde. Oysa stopajı, vergiyi vesaireyi koyduğumuz zaman, Türkiye'nin risklerini koyduğumuz zaman, enflasyon beklentilerini koyduğumuz zaman bu reel faizin geçerli olmadığı ortadaydı. Yani pozitif gibi görünen negatif bir reel faizimizin olduğu ortadaydı. O nedenle kuru baskılamak için faizi arttırmanın ne yeriydi ne de zamanıydı. Burada yapılması gereken Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir şekilde kurun serbest bırakılması, faizlerin mümkün olduğunca düşük seviyede tutulması, en azından reel sektörün nefes almasının sağlanmasıydı. Aktif rasyosu uygulamasını her ne kadar tasvip etmesem de bu dönemde kaldırılması doğru değildi. Yani bütün bu uygulamalar hatalıydı. Son bir ay içerisinde yapılan, onun için bas bas bağırdık, aman dedik, yapmayın dedik, etmeyin dedik ama yine her zaman olduğu gibi dinletemedik. Bu enflasyon rakamına baktığımızda faizin öyle ya da böyle minimum 300 ile 400 bas puan daha arttırılması gerekiyor. %18-19 bandına çekilmesi gerekiyor Merkez Bankası tarafından. Peki işe yarar mı? Yaramaz. Yine %2 civarında bir pozitif reel faiz ortamına geçersiniz ama Türkiye'nin risklerini ve diğer tüm mevzuları işin içine koyduğunuz an itibarıyla negatife düşersiniz. Ya çıkacaksınız 1000 bas puan, 1500 bas puanlık bir faiz arttırımı yapacaksınız ki o da bu koşullar içerisinde reel sektörün tamamen çökmesi, bankacılık batıklarının tavan yapması anlamına gelir. Böyle bir faiz arttırımı aynı zamanda politik olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin tamamen dip yapmasını beraberinde getirir ve Türkiye ekonomisinde toparlamaz. Ekonomiyi büyük bir çöküşe sürükler. Bir sonraki etapta da yüksek faize rağmen kur şokuyla karşı karşıya kalır. Göreceksiniz piyasa daralmaya devam edecek. Faiz baskısı her geçen biraz daha artmaya devam edecek. Bir sonraki aşamada da devalüasyonist etki öyle ya da böyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Türkiye'de talep odaklı bir enflasyon yok. Kim ne derse desin. Türkiye'de iki tip enflasyon var. Birincisi kur enflasyonu, ikincisi vergi enflasyonu. Bu
iki enflasyon dışında talep odaklı bir enflasyon Türkiye'de oluşmuş değil. Üçüncü bir enflasyonda ne biliyor musunuz? Fırsatçı enflasyonu. Piyasadaki bazı kara borsacıların suni bir şekilde oluşturduğu fiyatlar. Bunlar da ekstra bir enflasyon yaratıyor. Ama bunun dışında vatandaş koşa koşa gitti, konut aldı, koşa koşa gitti, araba aldı, koşa koşa gitti, tüketim malzemesi aldı diye fiyatlar aslında yükselmiyor. Eğer ki öyle olsaydı 2001 yılından 2012 yılına kadar korkunç bir enflasyonist ortam olurdu. Çünkü çok ciddi bir para bolluğu vardı. Ona rağmen enflasyon yükselmemişti. Demek ki buradaki mesele talep değil. Faizi indirmemiş olsaydınız hiçbir lafım yoktu. Döviz yine yükselirdi. Bakın döviz yine yükselirdi. Ama en azından o faiz ortamına alışmış reel sektörünüz bu kadar büyük sıkıntılar içerisine girmezdi. Sadece konut sektörünü canlandırmak adına faizleri aşağıya çektiniz. Ekonomik dengeleri darmadağın ettiniz. Merkez Bankası rezervlerini kuru baskılamak için inadına tüketmeye devam ettiniz. 130 milyar dolara yakın para harcadınız. Ve buna rağmen kurun bulunduğu seviye 7.90, buna rağmen Türkiye'de faizin bulunduğu seviye şu anda %15. Enflasyonist ortam %14 ve yükselmeye de devam edecek. Enflasyon yükseldikçe kur da yükselecek, faizler de yükselecek, reel sektördeki batıklar da artacak, bankacılık sisteminin riskleri de artacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada tek bir çözüm var. Bekleyecek ve görecek arkadaşlar. Faizleri belli bir seviyede tutacak, ne bu seviyenin üzerine çıkacak ne bu seviyenin altına inecek bundan sonra. Doların gidişatına müsaade edecek. Daha fazla kaynaklarını kuru baskılamak için kullanmayacak. Mümkünse kaynaklarını üretimini arttırmak için, yerli üreticiyi desteklemek için, yerli üreticinin ham maddesini Türkiye'den sağlayabilmek için kullanacak. Onun sonrasında da reformist atılımlarla Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak. Reform yapacaksınız ancak böyle olur. Düşük kur ithalatın artması demek arkadaşlar. İthalatın artması ve Türkiye'deki pazarın ithalat odaklı olması demek kura teslim olmak demek. Her kur artışının yeni bir kriz yaratması demek. Ya ithalat odaklı olmaktan kurtulup tamamen kendi kaynaklarınızla, bakın tamamen kendi kaynaklarınızla üretim modelini tercih edersiniz ya da her geçen gün yeni kur şoklarıyla karşılaşırsınız. Her geçen gün yeni enflasyonist baskılarla karşılaşırsınız ve çok yüksek bir faiz ortamına ister istemez girersiniz. Hadi biraz da rakamlara bakalım. Dolar 7.84 seviyesinde, bugün 7.90'ın üzerine çıktı bir ara. Tekrar acaba faiz arttırımı gelecek mi beklentisiyle 7.83 seviyesine indi. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bu konuyla ilgili bir tweet'i oldu. Enflasyon yüksek geldi. Vatandaşımıza enflasyonu yansıtmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Bu da faizin artışı, kurun baskılanması olarak algılandı piyasa tarafından ve 7.83 seviyesine kadar düştü. Altın onsu 1838, hatta 1841 seviyelerini bugün gördü. Yükseliş eğilimi başladı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta altının onsunu dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Teşvik haberlerinin daha da yoğunlaşmasıyla birlikte 1900 doların üzerine kendisini atacak, 1980 dolar seviyesini deneyecek. Yeni teşvik paketleriyle birlikte 2080-2100 aralığındaki zirve noktası zorlanacak ve kırılacak. Önümüzdeki sene önce 2300, sonra 2500, sonrasında da 3000 dolar seviyeleri denenecek. Bir tarafta korona, bir tarafta jeopolitik riskler, öbür tarafta teşvikler. Bu işin önüne aşıyla geçemezsiniz arkadaşlar. Aşı belki bir ihtimal sağlık sorunlarını çözer ama bu korona illetinin dünya üzerinde yarattığı ekonomik sıkıntıları çözmez. Bunu dünyadaki bütün önemli ekonomistler, bütün önemli ekonomi kurmayları söylüyor zaten. Dünyada paranın sahibi olan ülkelerin kurmayları bile çıkıp koronanın yarattığı ekonomik kriz tarihteki en önemli ekonomik krizlerden birisi diyorsa eğer, bunu dikkate almakta fayda vardır arkadaşlar. Ve dolayısıyla altının yükseliş eğilimi önümüzdeki yıl çok daha sert devam edecek. Onu özellikle belirteyim. Gram altın 535, 561, 588 seviyeleri yakın tarihte göreceğimiz seviyeler. Türkiye'de devalüasyonist etkinin yaşanması, aynı zamanda altın onsundaki rekor denemeleri, yani 2300 ve 2500 dolar denemeleri Türkiye'de altının gramının 1000 liranın üzerine çıkmasını beraberinde getirecek. Keza gümüşte de
çok sert yükselişler göreceğiz. Ve önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye olmak üzere tüm dünyada hisse senedi piyasalarında ciddi satışlar göreceğiz. Aman ha dikkatli olun çünkü oralarda çok büyük balonlar oluştu. Bu balonlar en ufak bir iğnede patlayacak ve yıkımlar büyük olacak. Elbette bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Sonuç itibariyle kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Ama süreci doğru okuduğumuzda önümüzdeki dönemin çok da iyi olmayacağı ortada. O nedenle zaten bütün dünya tasarrufa yöneliyor. O nedenle zaten bütün dünya güvenli limanları tercih ediyor. Türkiye'de de bu kadar tasarrufların döviz ve altında toplanmasının nedeni de bu. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet sevgili dostlarım, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.